Evet, değerli ART ve Pamukkale TV izleyicileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde siyaseten program çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi de Manisa Milletvekilimiz Sayın Muzaffer Yurttaş'la birlikte hem gündemi hem de tabii ki biraz da Manisa'yı da konuşacağız. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hem ART hem Pamukkale TV izleyicilerini de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Çalışmalarınız oldukça yoğun. Gündem evet. Yoğun. Evet. Konuşacak çok şey var aslında. Doğru. Ama zaman da değerli. Dünyanın gündemi yoğun. Evet. Hem dünyanın hem ülkemizin. Evet. Gündem aslında yoğunlaştırılıyor. Evet. Biraz da. Evet. Gezi olaylarına baktığımızda. Buradaki çalışmalarınıza baktığımızda, buradaki çalışmalarınız yarın itibariyle bitecekti ama bir hafta uzadı. Bir şekilde yoğunlaştırılıyor ve uzuyor. Aynen, yani aynen. Biraz zaman kaybediyoruz gibime geliyor aslında. Kısa zamanda halledilebilecek pek çok konu ya da yasal düzenlemeler maalesef muhalefetin yapıcı değil. Yani ayak diretici ve maalesef engelleyici tavrı yüzünden yasaların çıkması gecikiyor. Vatandaşımız yasaların çıkmasını bekliyor. İşte kadroya geçmek isteyenler kadroya bir an önce geçirilmesiyle ilgili talepleri var. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler var. Torba yasa dediğimiz bu düzenlemenin içerisinde. Ama muhalefet bütün yasaları nasıl engelleyebilirim, nasıl ayak diretirim, nasıl AK Parti'yi başarılı olarak gelmesiyle, başarılı görülmesiyle ilgili engelleyebilirim. Bunun düşüncesi içinde. Onun için meclis çalışmaları uzuyor. Biz bundan şikayetçi değiliz. Dün gece saat 3.30'a kadar çalıştık. Belki geceleri çalışacağız. Millet bizi yasaları çıkarsın. Problem değil diyorsun. Diye gönderdi buraya. İçerik itibariyle Sayın Vekilim, baktığımızda torba yasadaki maddeleri mesela evet. Baktığınızda engellemeye uygun, engellenmesi gereken gerçekten maddeler var mı? Yani sizin ortaya koyduğunuz bu talepler, bu maddeler sadece sizin AK Parti grubunun önerdiği maddeler mi? Yoksa komisyonlardan geçerek gelen maddeler mi? Bu maddelerin hepsi öncelikle halkımızın talebi, halkımızın ihtiyacı, kurumlarımızın ihtiyacı, vatandaşımızın ihtiyacı. Bu talepler taslak haline getirilmiş, komisyonlarda görüşülmüş, komisyonlarda da muhalefet gerekli uyarılara yapılmış, bazı değişiklikler yapılmış. Ama meclise geldiğinde her ne hikmetse yine çözümsüz, yani şarjı her şeye karşı tavrıyla muhalefet karşı tutumunu izliyor. Geçitmemek için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ancak biz geç de olsa belki biraz zamanımızı alacak ama bu maddeleri geçireceğiz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evet. Sayın Vekilim, Gezi gündemi de tabii yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Dün akşam da yine İstanbul'da, Ankara'da eylemler vardı. Nedir Gezi'deki bugün geldiğimiz nokta itibariyle, mesela bir aydır 40 gündür tartışıyoruz ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle istenilen, talep edilen şeylere baktığımızda çıkış noktasını şöyle bir hatırlarsak, bugün geldiğimiz nokta itibariyle Gezi gündemini sizin gözünüzle değerlendirebilir misiniz? Şimdi Gezi olayları bildiğiniz gibi Gezi Parkı'ndaki 3-5 ağacın yer değiştirilmesinden medet uman, sandıkta iktidarı değiştirmeyi beceremeyen muhalefetin bunlardan acaba ne çıkarabilirim düşüncesiyle halkı galayana getirmek için yaptığı bir çalışma, sosyal medyayı da burada kullanılarak yapılmıştır. Gördüğümüzde bu yarın basına da düştüğü kadarıyla hepimizin bildiği gibi yarın da Gezi Parkı halkın hizmetine sunulacak. Gördük, yemyeşil ağaçlar dikilmiş, bütün alanlar yeşillendirilmiş, çiçekler dikilmiş, halkın kullanabileceği hale getirilmiş. Çoğu zaman insanlarımız oradan geçemiyordu. Orası çok kötü bir vaziyetteydi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkı'nı halkın hizmetine sundu. Burada amaç kesinlikle ve kesinlikle 3-5 ağacı korumak, çevre duyarlılığı değildir. Mutlaka çevre duyarlılığı olanlara saygı duyuyorum. İlk başta çevre duyarlılığı için orada belki oturma eylemleri yapan gençleri anlıyorum. Onları da anlamak da istiyorum. Ancak ne yazık ki ilerleyen süreçte bir takım örgüt üyeleri, illegal örgüt üyeleri ki bunlar, bu olayın içerisine karışarak Türkiye'nin huzurunu ve Türkiye'nin gidişatını bozmak istemişlerdir.
Ama halkımız duyarlı davranarak, AK Parti duyarlı davranarak bunlara prim vermemiştir. İstenmeyen olaylar cereyan etmiştir. Bu Gezi Parkı'ndan iktidarın da mutlaka çıkaracağı dersler vardır ama Türkiye insanının çıkardığı büyük dersler vardır. Türkiye'de iktidar gerçekten halkın seçimleriyle gelen bu iktidar halkın hizmetindedir. Ekonomiyi çok iyi bir konuma getirmiştir. IMF borçları ödenmiştir. Dünyada yer eden bir Türkiye, lider ülke Türkiye konumuna gelmişken bu olaylar sebebiyle maalesef ülkemizin dışarıdaki görünüşü zedelenmeye çalışılmıştır. Kısmen de bunda başarılı olmuştur. Turizmde aşağıya doğru bir iniş olmuştur. Pek çok randevular iptal edilmiştir. Rezervasyonlar iptal edilmiştir. O bölgede özellikle İstanbul'da Taksim bölgesinde, Alaskar Gazi'de Taksim'e çıkan yollardaki esnafımız maalesef çok kötü günler yaşamıştır. Ümit ediyorum ki inşallah bu tür olaylar olmaz. Sağduyuyla milletimiz bu olaylara yaklaşmıştır. Bunlara prim vermemiştir. İnşallah önümüzdeki süreçte iktidarın da işte yaptığımız gibi Gezi Parkı'ndaki o düzenlemeleri halkla paylaşarak bu olayları, bu gelişmelerin yapılmasının uygun olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Bu konuda da zaten bizim herhangi bir şüphemiz yok. Halkla her olayı paylaşıyoruz. Evet. Eylemlere baktığımızda Sayın Vekilim, bir inatlaşma gibi bir ortam seziyor musunuz? Yani normalde biz şuna alışkınız. Eylemler genelde yapılır, mesaj verilir. Evet. Daha sonra hayat devam eder. Evet. Mesaj da alınır. Evet. Gereği yapılır. Ama şimdi bir inatlaşma var sanki. Kesinlikle bu doğru. Şimdi ülkenin, o zaman başbakanımız dışarıdaydı, yurt dışının gezisindeydi ilk başladığı günlerde. Başbakan yardımcımız, gerekli bakanlarımız, valimiz bütün eylemcilerle görüşmüştür. Onların taleplerini almıştır. Ve bu talepleri değerlendireceklerini ifade etmişlerdir. Bundan sonra eylemi hala sürdürmenin gayesi nedir? Kesinlikle ve kesinlikle o noktadan sonra eylemleri sürdürmek eylemin amacına bir katkıda bulunmaz. Ankara'da olan bir olayın, İstanbul'da olan bir olayın Ankara'ya, İzmir'e, Adana'ya, başka bölgelere taşınmasının amacı nedir? Kesinlikle ve kesinlikle oradaki çevre duyarlılığı vatandaşın isteği değildir. Şu da bir gerçek. Bu eylemler sadece Gezi Parkı'ndaki 3-5 ağacın kesilmesi ya da yer değiştirilmesi çevre duyarlılığıyla açıklanamaz. Maalesef işte kendisini Taksim platformu, Gezi Parkı platformu diye ifade edenler, başbakan yardımcımızla görüşmelerinden sonra işte valilerin görevden alınmasını talep etmişler. Üçüncü köprünün durdurulmasına, üçüncü havaalanının, Kanal İstanbul'un projesinin durdurulmasını talep etmişlerdir. Yani Türkiye'nin geleceği olan bu büyük projelerin durdurulmasını istemek kime ne kazandırır? Olaylara bir de bu yönden bakmak lazım. Yani bu Gezi Parkı eylemlerini başlatanların haklı olan gerekçelerine bu tür gerekçeler ilave edildiğinde milletimizin kalbinde, milletimizin zihninde karşılık bulmamıştır eylemler. Sayın Vekilim, gündem aslında yoğun. Konuşacak çok şey var ama. Evet. Tabii siz Manisa milletvekilimiz, evet, olmanız hasebiyle. İsterseniz bir Manisa'yı da biraz konuşalım. Manisa da Denizli gibi büyük şehir olan illerimizden birisi. Evet. Manisa'da sanırım yüce hayalleriniz var. Evet, evet. Büyük şehir yaptığınıza göre. Evet. Geçtiğimiz seçimlerde %47, evet, oy oranıyla çıktınız. Bundan sonraki Manisa ile ilgili planlarınızdan da isterseniz biraz, evet, bahsedin, buyurun. Şimdi belirttiğiniz gibi en son büyük şehir olan 13'tü. Artı bir de Ordu ile ilave edilmesiyle 14 ilimiz büyük şehir oldu. Manisa'da 1.400.000 nüfusuyla, nüfus oranıyla zaten büyük şehir olmayı çoktan hak etmişti. Türkiye nüfus yoğunluğuna baktığımızda Manisa 14. sırada nüfus yoğunluğu açısından. Evet. Ekonomik olarak ilk 10 ilin arasında, ihracatta 7. sırada yer almış olan Manisa şimdiye kadar sanayisiyle, turizmiyle, diğer potansiyelleriyle büyük şehir olmayı çoktan hak etmişti. Bence büyük şehir yasasında Manisa geç kalınmış illerin arasındadır.
İnşallah ümit ederiz ki bu geç kalınmışlığı Büyükşehir Belediye seçimlerinden sonra kısa sürede kapatır. Tabii ki kapatabilmesi için Büyükşehir'in bizim 17 ilçemiz var. Şu anda 2 ilçe merkezde daha oluşturuldu. Onunla birlikte 17 ilçe belediyesi artı bir de Büyükşehir Belediyesi seçimlerini 30 Mart 2014 tarihinde Manisa halkı yapacak. Manisa halkı bu seçimlerde iktidarla aynı dili konuşan, iktidarla anlaşabilen, artı iktidarın doğrultusunda hizmetlerini halka ulaştırabilen bir tercihte bulunursa Manisa çok şey kazanacaktır. Biz en son seçimlerde %47 oy aldık. Bu güzel bir gelişme. %40'tan %47'ye çıktı. 10 milletvekilinin 5 AK Partili milletvekili, 6. milletvekilimizi çok az bir farkla kaybettik. Tabii ki canla başla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10 artı 17 ilçeyi almak için gayret sarf ediyoruz. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, partili üyelerimizle bu çalışmaları yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk kurulduğunda, Büyükşehir olduğunda Manisa'da eğer AK Parti olarak biz bu Büyükşehir'i alırsak bundan sonra Manisa'ya büyük yatırımlar yapacağız. Hem özel idareden aktarılan ödenekler hem ilçelerden, Büyükşehir'den aktarılacak olan ödeneklerle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri %60'ın üzerinde bir artış, Manisa'ya artış getirecek. Bu da hizmetlerin ödenek. Bu da ödenek demek. Evet, hizmetlerin artırılması demektir. Tabii ki bu artan ödenek ehil ellerde olursa anlam kazanır. Belediyeciliği bilen bir zihniyetle, ekip ruhuyla yönetilirse bu bütçe, o zaman Manisa çok şey kazanacaktır. Tabii ki eskiden olduğu gibi sadece merkez ilçe 50 kilometrelik alan değil, bütün şehir uygulaması, bütün şehirlerde, 30 büyük şehirde bu uygulama yapılacak. Dolayısıyla Manisa merkez ne kadar gelişiyorsa Sarıgöl'ü, o kadar Selendisi, o kadar Demircisi, o kadar Gördesi, Soması, uzak ilçeleri sayıyorum. Bütün bu ilçeler büyük şehrin nimetlerinden yararlanmış olacak. Evet, şehirde ne varsa köyde. Köyde de olacak. Hedef bu yani. Bütün köylerimiz, 800 civarında köyümüz, bütün beldelerimiz bu hizmetlerden yararlanabilecek. Onun için bizim gayemiz Manisa'yı bir bütün olarak kalkındırmak. Biz teşvikte 3. bölgeyiz. İzmir 1. bölge, Manisa teşvikte 3. bölge. Evet. Hem bunlardan yararlanarak hem de büyük şehrin nimetlerinden yararlanarak gelecek olan artan ödeneklerle birlikte biz Manisa'yı ihracatta ilk 5, 7. sıradaydık ihracatta, ilk 5 arasında yer almasını sağlamak, ekonomik olarak ilk 10 arasında yer almasını sağlamak, eğitimde, turizmde daha iyi bir Manisa'yı nasıl yapabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarda, genel idarenin yaptığı yatırımlarda oldukça iyi gidiyor. Sanayide de Manisa Denizli ile hemen hemen aynı anlamda. Evet, organize sanayi. İhracata katkı olarak, sanayideki katkısı anlamında, her anlamda. Yani bu sanayi konusunda Manisa'nın da durumu aslında iyi. Bu da tabii büyükşehir yolunda Manisa için büyük bir avantaj. Evet. Şimdi Manisa merkezde o 5 tane organize sanayi bölgesi. Evet. Turgutlu'da 2. organize sanayi bölgesini gerçekleştiriyoruz inşallah. Salihli'de 2. organize sanayi bölgesine geçmek üzereyiz. Akhisar'da organize sanayi bölgelerimiz var. Buralarda pek çok insan çalışıyor. Ben sadece şunu ifade edeyim. Manisa merkezdeki organize sanayi bölgesinde 40 bin kişi çalışıyor. Şu anda Ege bölgesindeki iller arasında işsizlik oranının en düşük olduğu il Manisa. Bununla gurur duyuyoruz. Evet. Bu yatırım demektir. Yatırımlarımızın her geçen gün artmasıyla gençlerimiz daha çok iş sahibi olacak. İşsizlik oranı daha da aşağıya çekilecektir. Bu da Manisa için önemli bir rakam. Tabii ki Manisa sadece bir tarım sanayi bölgesi değil. Aynı zamanda bir tarım bölgesi Manisa. Evet. Biz Sultaniye Üzüm'ün %85'ini üreten bir iliz. Evet, bereketli de bir ovası evet. Var yani. Manisa. Manisa Gediz Ovası. Evet. O Münbit Geniz Nehri'nin suraladığı Münbit toprakların en büyük kısmı Manisa'mız sınırları içerisinde yer alıyor. Manisa'mızın bu topraklar arasında başta üzüm olmak üzere zeytin. Zeytin üretiminde biz çok önemli bir konuma geldik. Türkiye'de 162 milyon zeytin ağacının 20 milyonu Manisa'da. Bunun şu anda 15 milyonu zeytin veriyor. Verimli zeytinler, ağaçlar. 5 milyonu önümüzdeki yıllarda verecek. Bu demektir ki önümüzdeki 5 yıl sonra Manisa zeytin, sofralık zeytin ve zeytin yağında
Türkiye'de ilk 2-3 il arasında yer alacak demektir. Kiraz üretiminde çok önemli bir yere sahibiz. Zaten Salihli Ziraat 900 ya da Salihli Kirazı diye adlandırılan ihracatta büyük potansiyele sahip. Tarımsal sanayi işletmelerimiz de var. Hem hayvancılığa hem de tarıma dayalı sanayi işletmelerimiz var. Bunlar da istihdamı önemli ölçüde etkileyen ve istihdamı artıran yatırımlar. Tabii Salihli aynı zamanda bir Denizli'de, İzmir'de, Salihli'de inanç turizminin önemli merkezlerinden. İncil'de ismi geçen Anadolu'daki ilk 7 kiliseden 3'ü, birisi Alaşehir'de, birisi Salihli'de, birisi de Akhisar'da bulunmaktadır. Şehzadeler şehri olması hasebiyle Osmanlı'nın yetişmiş 16-17 şehzadesi Manisa'da yetişmiştir. Bunlardan 5 tanesi de padişah olmuştur. Bunların tarihine sahibiz. İşte bu var olan tarihi turizm değerlerimizi, inanç turizmi dediğimiz bu değerlerimizi değerlendirebilirsek Manisa'ya daha çok turist çekebiliriz. İşsizliği o aranda azaltabiliriz. Tabii bizim Manisa hem yer üstü hem de yer altı kaynaklarına sahip. Evet. Yer üstünde bu turizm tarih varken yer altında da nikel madeni. Şu anda hem Turgutlu Çaldağı'nda hem de Gördes'in dağlarında nikel madeni ile ilgili çalışmalar var. Yeraltı jeotermal suyunu yeryüzüne çıkartıyoruz. Alaşehir ile Salihli arasında yer alan bir bölgede 287 derece sıcaklığında su çıkardık. Bu pek çok MTA'nın ve özel sektörün sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu sondaj çalışmaları bitirildiğinde Manisa önemli bir jeotermal merkezi olacak. Burada ne elde edilecek? Bir, elektrik enerjisi üretiminde sağlanılacak, kullanılacak. İhale edildi, kullanılmaya başlıyor inşallah. İkincisi, konut ısıtmada kullanılacak. Salihli şu anda bir 5000 konut, Salihli'de bu şekilde ısınıyor. Üçüncüsü, seracılıkta kullanılacak. Şu anda Manisa bölgemizde yaklaşık 600 dönüm kadar alanda seracılık faaliyetleri yapılıyor. İlerleyen süreçte belki de organize sera bölgeleri Manisa'da kurulmuş olacak. Bunun yanında sağlık turizminde de aynı Denizli'de olduğu gibi sağlık turizminde de biz kurşunlu kaplıcalarıyla, kula kaplıcalarıyla, Demirci'deki kaplıcalarla, Turgutlu'da kurganlı kaplıcalarıyla sağlık turizminde de inşallah bundan yararlanacağız. Bu arada enerji demişken rüzgar enerjisinden yararlanmak için de Akhisar bölgemizde özellikle rüzgar türbinleri kuruldu. Bunlar da ekonomiye önemli evet. katkıları var. Şimdi, bütün bu anlattıklarınıza baktığımızda Sayın Vekilim, bütün bu konuları biz Denizli'de de sıkça tartışıyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Yapılacak dediğiniz hizmetler aslında geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin ne kadar çok oyalandığı, bütün bu hizmetlerin ne kadar çok masaya yatırıldığını, geç yatırıldığını görebiliyoruz aslında. Yani jeotermal kaynakların yer altında vardı bunlar yıllardır. Bu su vardı. Evet, bu madenler vardı. Rüzgar orada esiyordu. Yani bu dağlarımız, ovalarımız, bereketli ovalarımız zaten vardı. Evet. Neden bugüne kadar değerlendirilememiş? Evet. Çok önemli ya çok önemli bir tespit. Şimdi bizim Manisa bölgesinde ayrıca yine bir devam eden projemiz Bin Günde Bin Gölet projesinden en fazla nasibini alan illerden birisi Manisa. Manisa'da şu anda 50'nin üzerinde gölet projesi var. 7-8 tanesi bitirildi. 7-8 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bir o kadarı da şu anda inşaat ihale aşamasında. Bu göletler bitirildiğinde Manisa'yı bir göller bölgesi halinde, gökyüzünden izlediğinizde göller bölgesi. Manisa'nın sulu olmayan tarım alanları da sulu tarıma kavuşturulacak. 1000 tane gölet mi yapılacak? Yok, Türkiye'de 1000 gölet projemiz var. Bunun 50'nin üzerindeki Manisa'da. Evet. 50'nin üzerinde gölet projesi var. 3 tane baraj projesi var. Kelebek Barajı, Yeşilkavak Barajı, Selendi Barajı. Baraj yani daha büyük gölet projeleri bunlar. Şimdi... Bunlar yıllarca buralarda su akmıyor muydu? Hani su akar, Anadolu insanı Türk bakar şeysi artık evet. tarihe karıştı. Biz buraları önüne setler çekerek burayı göletleri tarımda rahatlıkla sulu tarımda ki sadece göleti yapmakla kalmıyoruz. Bunun sulayacağı alanın sulama projesinde yapıyoruz. Yani oralara damlama suyla, vahşi sulamayı değil, damlama suyla sulamanın projesinde yapıyoruz. Her iki projeyi birlikte ihale ediyor Devlet Su İşleri ve Bakanlığımız, Orman Su Bakanlığımız.
Şimdi gölet projelerimiz yapılıyor. Yüksek hızlı tren, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesinin Afyon'a kadar olan kısmı ihale edildi. Afyon-İzmir hattı da proje çalışmaları devam ediyor. Bölünmüş yol çalışmaları, işte Denizli'den, İzmir'den, değişik yerlerden gelen bölünmüş yol çalışmaları. Okul, hastane projelerimiz, 300 yataklı, 200 yataklı pek çok hastanelerimiz var. Eğitim, fakülte çalışmalarımız. Manisa'nın daha 5 yıl öncesine kadar 5 tane fakültesi varken Celal Bayar'ın şu anda 10'a çıkarıldı. Ve bunların yatırımları, binaları, pek çok kamu yatırımları devam ediyor. Yıllarca bu ülkenin, bu neyle yapılıyor? Vatandaşlarımızdan toplanan gelirlerle, devletin gelirleriyle. Peki yıllarca bu gelirler nereye gitti? Bunu sorgulamak lazım aslında. Esas sorgulanması gereken bu. Demek ki AK Parti iktidara geldiğimizde biz yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz dedik. Hortumları kestik. Bu havuz doluyordu. Yıllarca bu havuz doluyordu ama altında çatlak vardı. Yandan birisi hortum atmıştı, oradan gelirleri çekiyordu. Şimdi biz çatlakları giderdik. Hortumcuların hortumunu kestik. Havuz dolmaya başladı. Bu havuz doldukça milletimiz bu havuzdan yararlanmaya başlıyor. Olay bu. Yani yolsuzlukla, yoksullukla mücadelenin temelinde yararlan, önce kaçakları önleyeceksiniz. Önce hortumcuların hortumunu keseceksiniz. AK Parti bunu yaptı. Milletin var olan potansiyelini, bu ülkenin gelirlerini yine milletine harcamak için projelerini yaptı. Sadece paranın olması yetmiyor. Projeniz yoksa hiçbir işe yaramıyor. Projeleri, işte gölet projelerini, yüksek hızlı tren projelerini, hastane projelerini, okul projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Evet, aslında her 10 yılda bir darbe yapılıyordu maalesef. Evet. Darbelere alışkın bir toplumduk. Şimdi bu da aslında Türkiye'yi oyalayan ana nedenlerden birisi değil miydi? Evet, kesinlikle. Ve şu anda da gündemdeki tartıştığımız konulara baktığımızda maalesef biz artık dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada darbelerin bittiğini konuşurken hala darbelerin olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de de bu konuların olur mu olmaz mı noktasında tartışıldığında üzülerek görüyoruz, öyle değil mi? Türkiye demokrasi yolunda çok önemli adımlar atmıştır. 27 Mayıs'tan 1960'taki darbeden ders alınsaydı, ibret alınsaydı, karşı çıkılsaydı 12 Eylül olmazdı. 12 Eylül'den ibret alınsaydı 28 Şubat olmazdı. 28 Şubat'tan ders alınsaydı 27 Nisanlar olmazdı. Ama şu anki geldiğimiz noktada hem meclisimiz hem partimiz darbelere karşı araştırma komisyonunu birlikte mecliste kurduk. Onun raporları ortaya çıktı. 12 Eylül'ün mimarlarından, 12 Eylül'ü bu ülkeye başına bela edenlerden hesap sorulmaya başlandı. 28 Şubat'tan hesap sorulmaya başlandı. Bu ülkenin sivil iktidarını başka yollarla devirmeye çalışan balyoz ve benzeri hareketlerden hesap sorulmaya başlandı. Türkiye'de darbe olmaz, %100 darbe olmaz diye bir şey yok. Her zaman darbe heveslileri olmuştur. Ama Türkiye'de insanımız artık demokratik olgunluğa kavuşmuştur. Siyasi otorite ve iktidar da hakikaten darbenin önündeki engelleri ayıklayarak, darbeye giden yolları kapatarak ve darbeyle ilgili maddeleri anayasadan çıkartmak için gayret sarf etmiştir. Şimdi işte önümüzdeki hafta içerisinde inşallah 35. maddeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İş Hizmet Kanunu'ndaki o ve darbeye zemin hazırlayan, gerekçe oluşturan 35. maddeyi de inşallah ortadan kaldırılarak darbeye yol açan nedenleri tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Darbeler bu ülkede sadece siyasi kesintilere neden olmamış, aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi bu ülkenin ekonomisini allak bullak etmiştir. Bunu toparlamak için ülkemiz ne kadar çalışırsak çalışalım, işte birileri o darbe ortamında faydalanmış, hortumlarını, torbalarını doldurmuşlar ve bu ülkenin insanı yine açlığa, yine yokluğa mahkum edilmiştir. Ama şimdi geldiğimiz noktada hamdolsun Orta Doğu pek çok ülkeye de, Türkiye demokrasi dersi konusunda örnek olmaktadır. Örnek olmaya devam edecektir. Siyasetçiler kendileri her söylemine dikkat etmeli. Darbe ve benzeri kelimeler artık Türkiye'de lügattan bile çıkartmanın zamanı gelmiştir derim. Evet. Sayın Vekilim, Ege bölgesine baktığımızda
Belediyeler genelde muhalefetten. Evet. Yani Denizli. AK Parti milletvekilimiz olduğunuz için size bu soruyu soruyorum tabii. Denizli ve Kütahya dışında evet. Afyon var. Diğer illerimiz de muhalefet ağırlığı Manisa, var. Manisa, Balıkesir, İzmir. Bu aslında şöyle Aydın. Baktığımızda AK Parti açısından handikap diyebiliriz yani. Evet. Önümüzde de yerel seçimler var. Evet. Gerek Manisa'da gerekse diğer illerde bu konuyla ilgili nasıl bir eylem planınız var? Evet. Şimdi çok önemli bir konu. Şimdi tarihe baktığımızda Adnan Menderes iktidar olmuş. Ege bölgesinde de iktidar olmuş. Evet. Turgut Özal rahmetlik iktidar olmuş Türkiye'de. Ege bölgesinde de iktidar olmuş. Oradaki belediyeleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirmiş. Manisa'da, diğer illerde hep büyükşehir. Ama 3 dönemdir iktidar olan, her seferde oyunu artırarak iktidar olan AK Parti maalesef işte Manisa'da, Aydın'da, Muğla'da, İzmir'de ve Balıkesir'de yerel iktidarı ele geçirememiş, yerel iktidarı elde edememiştir. Şimdi burada suç bence AK Parti'nin suçu değil. AK Parti kendisini çok iyi bir şekilde ifade ediyor. Doğu'da, İç Anadolu'da, Kuzey'de, Güney'de hep oylarını artırmış. Evet. Hep oylarını artırmış. Maalesef buralarda alamamış. Demek ki Manisa milletvekilleri, başta milletvekilleri, sonra teşkilatlar, partililerimiz AK Parti'yi bölge insanına iyi anlatamadığına inanıyorum ben. Biz evet, çok eksiğimiz var diyorsunuz. Belki aday hatalarımız oldu. Adaylarla ilgili hatalarımız oldu. Ve anlatmada yetersiz kaldık. Bu seçimlerde biz birebir her insana ulaşacağız. Benim bölgemde İzmir bölgesinde arkadaşlar dediler ki biz karınca modeli diye bir çalışma yapıyoruz. Nedir dedim karınca modeli? Karınca modeli işte 3-5 tane milletvekilimiz bir ilçeye gidiyor. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyorlar. Köyleri ziyaret ediyorlar. Düğün taziyelere katılıyorlar. O teşkilatımızı ziyaret ediyorlar. O bölge taranmış oluyor karınca metoduyla. Evet. Ben de dedim ki o zaman biz biraz ağır kalmaz mı sistem, biz, karınca modeli deyince? Biz de dedim ki bizde de atom karınca modeli diye bir model geliştirdik. Evet. Nedir atom karınca modeli? Atom karınca modeli sıkılmadık el, girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Evet. Yani birebir vatandaşımıza ulaşacağız. Her haneyi ziyaret edeceğiz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, teşkilatlarımızla. Her insanımıza ulaşacağız. Büyük kahve mitingleri, meydan mitingleri yapma yerine biz insanımıza birebir ulaşacağız. Yüz yüze, face to face dediğimiz yüz yüze görüşmeyi sağlayacağız. Vatandaşımızın var ise sıkıntısı, o sıkıntılarını alacağız ve çözüm yollarını bulacağız. Hükümetimizin yapmış olduğu o bölgeye yatırımlardan vatandaşımız çok fazla bilgi sahibi olmuyor. İşte sizin gibi kanalların kullanılan televizyon kanalları vasıtasıyla, gazeteler, yerel gazeteler vasıtasıyla, teşkilatlarımızın iyi bir çalışmasıyla, sosyal medya ortamını da kullanarak önümüzdeki seçimde ben inanıyorum ki bu bahsettiğimiz illerin önemli bir kısmını AK Parti alacaktır. Almasının önünde hiçbir engel yoktur. Yeter ki milletvekillerimiz iyi çalışsın, teşkilatlarımız iyi çalışsın, iyi adayları tespit edelim, vatandaşı ikna edebilecek, vatandaşın istediği adaylara aday gösterelim. Biz o bölgelerde mutlaka çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Bunun emarelerini görüyorum ben bölgede, isteklerini görüyorum. En son seçimlerde biz %40 olan oyumuzu %47'ye çıkardık. Manisa'da 10 milletvekilinin 5 tanesini kazandık. Bunlar iyi gelişme ama rahat değiliz. Yani %47 oyumuz var diye rahat değil. Her hafta biz bölgemizdeyiz. Her hafta bir ilçemizdeyiz. Bir ilçeye gitmiyoruz. Aynı gün içerisinde 2-3 ilçeyi ziyaret ediyoruz. Düğünlere katılıyoruz, taziyelere katılıyoruz. O bölgedeki açılışlara, temel atmalara onlara katılıyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben eminim ki önümüzdeki dönemde büyük bir başarı sağlayacağımıza ve AK Partili'ye, Başbakanımıza, Manisa Büyükşehir, ben Manisa milletvekili olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hediye etmeyi, 30 Mart seçiminde hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet, Allah yolunuzu açık etsin Sayın Vekilim. Buradan isterseniz programımızın sonunda gerek Manisalılara, Denizlilere, yurt dışında
içinde ve yurt dışında özellikle yaşayan Manisalılara bir mesaj vermek isterseniz Pamukkale TV aracılığıyla. Evet. Buyurun efendim. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için Pamukkale ve ART Televizyonu'na ben çok teşekkür ediyorum. Manisa şehzadeler şehridir. Manisa önemli bir kenttir. Manisa insanı, Manisa'da pek çok Türkiye'nin dört bir yanından diyebileceğimiz belki 70-80 ilden insanlar Manisa'ya göç etmiştir. Manisa insanlarımızın kardeşçe yaşayabileceğinin göstergesi olan örnek kentlerimizden birisidir. Türkiye'deki pek çok huzursuzluk Manisa'da çok şükür ki Manisa'da yok. Manisa barış bölgesidir. Manisa verimli topraklara sahiptir. Manisa şehzadelerin yetiştirildiği, pek çok ilim adamının yetiştirildiği bir kenttir. Münbit topraklara sahip olan bu Manisa'mıza sahip çıktığımız gibi tüm Türkiye'ye de sahip çıkıp ülkemizdeki birlik, beraberliği, barışı hakim kılmaya çalışan bu kadrolara, başta başbakanımız olmak üzere bu kadrolara halkımızın destek vere bugüne kadar olan desteğini bundan da sonra da esirgemeyeceğini ümit ediyorum. Biz milletimizin emrindeyiz, milletimizin hizmetindeyiz. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Vekil. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Umarım önümüzdeki günlerde Manisa'da veya burada, hatta Denizli'de de olabilir. Evet. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Siyaseten programı diğer konuklarımızla devam ediyor.